Bir kardeşimiz Ahzab suresini açıklamamızı istemiş. Ey iman edenler diyor Cenab-ı Allah şeytanın Allah'a sığının 9. ayette. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Her türlü nimeti düşünmek farz. Hani size ordular gelmişti. Böylece de biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Sizin görmediğiniz ordular. Demek ki bir açık ordu oluyor, bir de gizli bir ordu oluyor, görünmeyen. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi, gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. İnsanlar bazen çok şiddetli sıkışabilirler, zor durumda kalabilirler. Allah ona dikkat çekmiş. Gözler kaymış. Gözlerdeki bozukluğa Kur'an'da çok fazla dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. İnsanlar sapıttığında gözlerinde anormal bir hal olur. Gözü Allah belirleyici bir delil olarak Kur'an'da belirtiyor. Mesela bak gözler kaymış diyor. Yürekler hançereye gelip dayanmıştı. Şiddetli korku hali olmuştu diyor. Ve siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. Demek ki insanlar imtihan olurlarken eğer zor durumda kalırlarsa haşa Allah'a karşı nankörce tavır alabiliyorlar bazen. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Bak sınanmış, iman edenler sınanıyorlar. Nasıl bir sarsıntı? Şiddetli bir sarsıntıyla. Demek ki çeşitli sarsıntılı olabilir ama bir de Allah şiddetli sarsıntı meydana getiriyor. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar? Münafıklar zaten tamam onlar. Bir de kalbinde hastalık olanlar oluyor. Münafık değil ama münafıklığa yatkın. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Mesela biz diyoruz şimdi İslam dünyaya hakim olacak. Peygamberimiz hadisleri var. Mehdi'nin zuhuru var. İsa Mesih'in zuhuru var. Efendim İttihat-ı İslam olacak diyoruz. Adamlar ne diyor? Yok diyor bu boş bir aldanış. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlar. Ayette ne diyor Allah? Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Şu anda da onu diyorlar. Evet. Onlardan bir grup da hani şöyle demişti. Ey Medine halkı, yani o şehirde oturanlar, artık sizin için burada kalacak bir yer yok. Şu halde dönün, yani vazgeçin. İttihat-ı İslam için gayret etmeyin. Efendim, İslam'ın dünyaya hakimiyeti için gayret etmeyin, vazgeçin. Onlardan bir toplulukla gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyorlardı. Yani git diyor sen çoluğundan çocuğunla uğraş. İttihat-ı İslam için uğraşmak neyine? İslam'ı yaymak için gayret etmek neyine? Ne gerek var? Git ailenden, çoluğundan, çocuğundan otur. Ananla babandan otur. Faaliyeti durdur. Bak gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyorlardı. Oysa onların evleri açık değildi diyor Cenab-ı Allah. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı diyor. Kaçmak. Allah'ın dinine hizmet etmek istemiyorlar. Eğer onlara, bak bu kaçmak isteyenlere, eğer onlara şehrin her yanından girilseydi, yani küfür, delalet her yerden saldırsaydı, kendilerinden fitne, karışık çıkarmaları istenmiş olsaydı, yani küfrün gücünü bütün açıklığıyla hissetselerdi, artık Müslümanların güç kaybettiğine inansalardı ve onlardan da fitne, karışıklık, yani İslam'ın aleyhine, İslam ahlakına zıt tavırlar göstermeleri istenmiş olsaydı. Hiç şüphesiz buna yanaşır. Bunda pek az bir zaman dışında kararsız kalmazlardı. Onda müthiş bir yetenek göstertiyorlar. İnsanların birçoğu böyledir. Küfür dedim mi, onda derin bir istek, küfre karşı derin bir yaranma arzusu vardır. Birçok Müslüman da bunu görürsün. Müslümanca bir hizmet, Müslümanca bir tavır olduğunda onda durur. Durgunlaşır, konuşma yeteneğini kaybeder, azmini kaybeder. Ama küfürle ilgili bir imkan olduğunda, Müslümanlar da orada yoksa, Müslümanlığın gücünün olmadığına inanıyorsa, hayret edecek şekilde bir küfür karakteri, küfür yeteneği gösterir. Sanki zannedersin küfürden bir adam gelmiş. Şaşırırsın değil mi? Bazen Müslümanlardan öyle küfre gidenleri insanlar görüyor. Evet. Adam aynı kafir olmuş. Aynısı.
uslup, konuşma, hal, hareket, çakallığı, gıcıklığı, tersliği, Müslümanlar aleyhinde olan tavrı tam anlamıyla gelişmiş oluyor. Muazzam bir yetenek gösteriyor. Allah ona dikkat çekiyor. Bak pek az zaman dışında kararsız kalmazlardı. Hiç tereddüt etmezler diyor Allah. Ama İslam'a hizmet oldun mu bin bir dereden su getiriyor. Yok işte anam müsaade etmiyor, babam müsaade etmiyor, okulum müsait değil, çevrem müsaade etmez. E peki küfür oldun mu, ahlaksızlık oldun mu, tuğyan delalet oldun mu? E ne ananı dinliyorsun, ne babanı dinliyorsun, ne şunu ne bunu değil mi? Tabii, evet. Akıl almaz delip cesareti gösteriyorsun, delice girişimlerde bulunuyorsun ve hiç tereddüt etmiyorsun ve garip bir yetenek gösteriyorsun, şeytani bir yetenek gösteriyorsun. Oysa andolsun diyor Cenab-ı Allah, daha önce arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. İslam'dan, Kur'an'dan dönmeyeceklerine dair söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz, ahit ise ağır bir sorumluluktur diyor Allah. Yani bu intikam alınacağını gösteren bir ayet. İnşallah. Ve de ki diyor Allah, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, yani keyfinizin gitmesinden, ölmekten kaçınıyorsanız, kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz diyor Allah. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında yararlandırılmazsınız. Yani bir şekilde mutlaka Allah yine canınızı alır diyor. Münafıklar, Müslümanların faaliyetlerini durdurmak için var güçlerine gayret ediyorlar. Ama o arada da kendilerini çok uzun yaşayacaklarını, çok uzun ömürlü olacak ama Müslümanların da öldürüleceklerini ve öleceklerini düşünüyorlar. Müslümanlar diyorlar ki siz yakında öldürülürsünüz. Yakında sizi öldürürler. Yakında sizin sonunuz geldi. Bitti artık. Ama biz güç sahibiyiz. Sizi uyarıyoruz diyorlar. Bir de bakıyorsun ki tam tersine dönüyor. Ona dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Böyle olsa bile pek az bir zaman dışında yararlandırılmazsınız. Yani yine öldürürüm ben sizi diyor Allah. De ki size bir kötülük isteyecek olsa, sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa buna engel olacak kimdir? Allah münafıkların belasını vermek istediğinde Allah belalarını veriyor. Engelleyemiyorlar. Kalabalık da olsalar engelleyemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsın engelleyemiyorlar. Peki Mehdi'nin çıkışını engelleyebiliyorlar mı? Bak diyor ki Cenab-ı Allah, size bir rahmet isteyecek olsa buna engel olacak kimdir? Bu da mümkün değil. İsa Mesih'in gelişini engelleyebiliyorlar mı? Yok. İttihat-ı İslam'ı engelleyebiliyorlar mı? Yok. Çünkü Allah'ın sözü var. Onlar kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli ne bir yardımcı bulamazlar. Hiçbir şekilde güçleri yetmez diyor Allah. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Bunlar pek az dışında zorlu savaşlara gelmezler. Mesela bir Müslüman grubun içine gitmek istiyor. Mehdiyete, İttihat-ı İslam'a yardım etmek istiyor. Alıkoyuyor. Aman evladım gitme. Aman çocuğum gitme. Ya diyor başın derde girer. Gençliğin gider. Hayatın gider. Mesleğin gider. Okulun gider. Aman ha. Alıkoyuyor. Ve kardeşlerine de diyor ki bize gelin. Nereye? Pisliğe, delalete, küfre. Ruhsuzluğa, sevgisizliğe. Bunlar pek az dışında zorlu savaşlara gelmezler. Yani zorlu bir mücadeleye gelmiyor. Ama kolay bir şeyse, kısa bir süreyse onu kabul eder. Ya yani sonunda da ona bir çıkar sağlanacaksa. Ama çıkar yoksa, uzun süreli bir mücadele ise, keyfini kaçırıyorsa, o zaman ona yanaşmazlar diyor Allah. Geldiklerinde de diyor Allah, eğer illaki gelseler, yani çok ısrar etseniz, çok uğraşsanız gelseler bile, size karşı cimri ve bencildirler diyor. Egoist olurlar diyor Allah. Cimri. Hep kendi çıkarından yana. Yani herhangi bir hizmet etmek istemez. Hizmetiyle, parasıyla, sevgisinde de cimridir. Dostluğunda da cimridir. İltifatında da cimridir. Bir şey de vermek istemez. Yani Müslüman'ı mutlu edecek, karşındaki Müslüman'ın hoşnutluğunu alacak bir şeyi yapmak istemez. Onda bencil olur. Hiçbir şeye yanaşmak istemez. Onun için böyle tipler konuşmazlar. Sevgi göstermezler. Nezaket göstermezler. Çünkü onu da bir şeyi sunma olarak görüyor. Mesela nezaketi bile bir karşı tarafa bir iyilik olarak gördüğü için yapmaz. Mesela güzel bir bakıştan kaçınır. Güzel bir sözden kaçınır.
güzel tavırlardan kaçınır. Bencil olur. Onun kendisine verilmesini ister sadece. Yani Müslümandan almak ister ama Müslümana vermek istemez. Şayet korku gelecek olsa, eğer yani çekinilecek bir ortam olursa ona göre, yani Müslümanın aleyhine bir atak olsa, mesela bir dedikodu var yahut iftira var veyahut polisiye bir olay olabilir, hukuki bir olay olabilir veyahut bir küfür saldırısı olabilir. Şayet korku gelecek olsa ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Bak yine bir bakma bozukluğu daha görüyor musunuz? Evet, evet. Kur'an'da çok fazla bir bakma bozukluğuna dikkat çekme. Hep Allah gözlerinde bozulmayla alamet oluştuğunu söylüyor. Nasıl bir bakma? Gözleri dönüyor. Üstüne baygınlık çökmüş gibi, yani gözünün feri gitmiş, ölü gibi bakıyor, hayvan gibi. Ölü bir hayvan gibi, anlamsız, boş, mahvolmuş bir bakış. İçi boş, kof bir bakış. Yani insana benzemiyor. Bak üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi. Baygınlık çöken kimse de nasıl olur? Şuursuz olur bakış. Tabii, anlamsız evet. Olur değil mi? Yani dikkat olmaz, teksif olmuş bir bakış olmaz. Öküz gibi bakar, anlamsızdır. Gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görsün. Yani öküz gibi havaya doğru akıyor gözü. Aptal aptal bön bön bakıyor. Korku gidince, saldırı gidince hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek, yani yemek oluyor, mesela yemeği almaya çalışıyor, paraysa parayı almaya çalışıyor, kıyafetse kıyafet almaya çalışıyor, hayvani bir düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle inciterek, laf sokarak, dedikodu yaparak, çirkin söz söyleyerek, abuk subuk konuşarak, hakaret ederek karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir diyor Allah. Adam ne kadar iman ediyorum derse desin, bana göre Allah'a iman etmemişlerdir diyor. Adam dedi ki ben iman ettim diyor. Allah dedi ki ben iman ettiğini kabul etmiyorum diyor. Hangisi geçerli? Allah'ın dediği geçerli. İnşallah. Adam istediği kadar iman ettim desin. Allah seni iman etmedin diyor. İman etsen böyle olmazsın diyor Allah. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır diyor Allah. Yaptıkları yok mu? Var. Namazda kılıyor, oruçta tutuyor, sakalı ta göbeğine kadar bırakıyor, sarıkla takıyor, misvaklanıyor. Ama Allah ne diyor? Yaptıklarını Allah boşa çıkartmıştır. O da bayağı bir şey yaptığını zannediyor. Boşa gitmiş. Bu Allah'a göre pek kolaydır diyor Allah. Onlar, münafıklar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlardı. Yani Müslümanlara saldırının devam ettiğini zannediyorlar. Eğer birlikler gelecek olsa, yani Müslümanlara saldıracak küfrün her türlü saldırısı olduğunda, çölde Bedevi Araplar arasında olup sizin haberlerinizi ondan sormayı cidden arzu ediyorlardı. Yani Müslümanlar arasından uzaklaşıp, tehlikeli görüyorlar Müslümanlarla beraber olmayı, küfrün arasına sızıp yahut Bedevi Arapların, yani halktan cahil insanların arasına sızıp, yani dinle alakası olmayan cahil insanlar, onların arasına sızıp oradan bilgi almaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar, ne diyorlar? Bak daha hala da bağlantıyı da kesmiyorlar. Evet. Fakat içinizde olsalar da ancak pek az mücadele ederlerdi diyor Allah. Yani onların gelmesi için gayret etmeyin diyor Allah. Baş belası olurlar diyor. Gitmeleri hayırlı sizin için diyor. Pislik tipler, atık tipler bunlar. Evet. Andolsun sizin için Allah ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için, yani samimi Müslümanlar için, Allah'ı çok zikreden Müslümanlar için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Resulün hayatına bakın, onun yaşantısına bakın, onun cesareti, sadakati, sabri, azmi, kararlılığı, neşesi, sevinci, sevgi anlayışı, kibarlığı, hoşluğu sizin için güzel bir örnektir diyor Cenab-ı Allah. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, yani küfrün atağını, dinsizlerin, ateistlerin yahut işte kendini bilmezlerin, cahil cühelanın, yobaz takımının ataklarını gördükleri zaman korkuya kapılmadan derler ki bu Allah'ın ve Resulün bize vaat ettiği şeydir. Yani çünkü yobaz atağı olacak, küfür atağı olacak.
Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Çünkü hadislere bakıyoruz. Aynen bu şekilde. Ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Daha da şekleniyorlar. Daha da artırıyor. Mesela yobazlar Müslümana saldırdıkça Müslümanın heyecanı daha artıyor. İnşallah. Darwinist materyalistler saldırdıkça daha şevki artıyor. Çünkü vaat edilen bir gerçek. Bir mucize. O mucizeyi gördüğü için iman artıyor Müslümanın.